Merhaba arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir haftanın mobil oyunlarıyla yine karşınızdayız. Bugün cumartesi, yanımda Can var. Evet, her zaman olduğu gibi. Peki benim yanımda kim yok? Ozan Can yok. Ozan Can bugünlük yok arkadaşlar. Sevin'le birlikte sizler için mobil oyunlarımızı tanıtmaya çalışacağız. Her hafta olduğu gibi 5 mobil oyunumuz yanında bir bonusuyla sizlerle. Bu bonus nereden çıktı? Ne bileyim, oyun çok gelince yardırıyoruz yanına bir tane daha. Tamam o zaman. İlk oyunumuz Rival Fire. Yani Rival Fire. Düşman ateşi. Diyor. Nasıl bir oyun bu? Şimdi ateş ediyorsunuz öncelikle. Bu önemli. Bir shooter oyunu. Ateş etme ama oyunu. Ama TPS. Üçüncü gözden. Dışarıdan bakıyoruz. Vatandaşımız böyle duruyor. Shooter. Third person shooter. Yani cepheden cepheye atlıyorsunuz. Karşıda düşmanlar var. Ateş ediyorsunuz. Ateş edince bayılıyorlar mı, ölüyorlar mı şimdi? Ölüyorlar. Ölüyorlar mı? Ölüyorlar. Önümüzde bazı yerlerde böyle şeyler, ne diyorum? Siper alındığımız yerler. Cephe mi? Siperler işte. Cepheler var. Onlar arasında. Oraya seke seke. Karşıda gelen düşmanları ekrandaki vuruyoruz ölmeleri, ve ilerlemeye devam ediyoruz. Ölmeleri kötü olmuş ama. Ölmeseler keşke. Oyunda sesler efsane. Oyunun başlangıcında böyle Counter Strike'tan alışkın olduğunuz go 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 sesi. Evet. Veya ne bileyim, eskiden Die Hard oynayanlarınız var mıdır veya oyunu biliyor musunuz bilmiyorum. Yippee-ki-yay. Yippee-ki-yay diyor mu? Diyor. Yapma efsane. Yippee-ki-yay diyor. Evet. Sırf onu dediği için beni benden aldı zaten. Die Hard günlerim aklıma geldi. Die Hard'ın da... Nakatomi Plaza'da böyle bir... Die Hard'ın da biliyorsun öyle direkt shooter bir oyunu vardı. Sürekli düşmanlar ateş ediyorduk. Yippee-ki-yay, Yippee-ki-yay diye... Survival mod var oyunda. Co-op mod var. Farklı modlar var. Bir sürü bölüm var. Silahlarınız, farklı farklı upgrade seçenekleri. Gerçekten güzel bir oyun. Denemenizi öneriyoruz. Bu haftanın en iyi oyunlarından bir tanesi. Sonraki oyuna geçeyim mi? Geç abi. FIFA 17 Mobile. Şimdi... Yani. FIFA'nın demosu çıktı bilgisayarda, hı hı, konsolda. Ondan sonra PES 2017 çıktı. Mobile de tabii FIFA 17 artık yani olmazsa geliyor olmazdı. Yani. Aslında daha önceki haftalarda bu oyun çıkmıştı. Şeydi, hani tam olarak açılmamıştı. Bazılarına geldi. Bazılarına böyle geldi. Bazılarına gelmedi. Artık yavaş yavaş dağıtılmaya başlandı oyun. Yine de hala gelmemiş olanlar varsa telefonlarına ön kayıt yaptırarak ya bana da gelmedi. Ya ama da farklı yöntemler kullanarak uygulama mağazanızı değiştirerek yani falan bir şeyler olabiliyor. Android ve iOS telefonlarınızı ücretsiz olarak yükleyebiliyorsunuz. Aynen. Oyun FIFA işte, yani futbol oyunu. Mobilde, mobil cihazlardaki en iyi futbol deneyimini yaşatacak oyun bu. Görüntü olarak güzel, kontroller, hı-hı, güzel. Daha ne olsun diyebiliriz. Zaten yani şöyle bir şey var. Hani oyunu hem tablet hem mobil telefonlar, cep telefonları üzerinde oynanacak şekilde tekrar baştan bir optimize etmişler ve elden mobile geçirip uygun hale getirip bizlere sunmuşlar. Güzel bir oyun. Çok uzatmaya gerek yok diyorum. Futbol oyunu istiyorsanız FIFA 17 sizleri bekliyor. Mobilde ama, çünkü bilgisayarda biraz işler karıştı yeni PES'le birlikte. Şuradan aynen videomuzdan öyle görebilirsiniz. Şöyle bakabilirsiniz. Bir sonraki oyunumuz Six. Ünlem. Six. Yani ünlem. Diyor ki 6. 6 yani ünlem. Diyor ki Illuminati. Yok, o kadar değil. 3'ten 6'yı yan yana koy. 666 yok. Öyle de değil. Yok, olmadı. Neyse. Türk bir geliştirici olan Gram Game'in yaptığı oyun. Evet. iOS platformuna çıkış yapmıştı ve yani çok kısa bir sürede milyonlarca indirilmişti. Bayağı popüler oldu. Evet. Oyun beceri oyunu. Hı-hı. Sizin bir altıgen adından da anlaşılacağı üzere, ben şu anda fark ettim bak ya, inceyi kestin inceyi mi? İnceyi, altıgen bir böyle şeyi var, bloğumuz var. Bu blok ne deniyordu ona, hexagon mu deniyordu İngilizce'de değil mi? Hexagon. Galiba öyle hexagon, bir şey. Hexagon, aynen altıgen, hexagon. Ondan sonra bunun altında da ufak bloklar var. Siz bu bloklara dokunduğunuz zaman yok oluyorlar. Bu altıgen zırıltı düşürmeden sağdan dışarıya aşağı indirmeye çalışıyorsunuz. Bu güzel alt taraftaki bloklar da arkadaşlar, hani Tetris oynayanlar bilirler. Tetrisvari bloklar birbirinin yamuk içine geçmiş. Yani. Yamuk yumuk. Olabildiğince dengeli bir şekilde o bloğu düşürmeden yukarıdan yüksek puanlar yapmaya çalışacaksınız. Kaç puan yaptığınızı yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Ben 800 küsur yapmıştım galiba en son, öyle hatırlıyorum. Diyorum ben i̇yi, o kadar iyi yapamadım arkadaşlar. Android Oradan gireyim mi tekrar? Devam et ya, normal. Ay devam ne et. Ne diyordun ki sen? Ya Android diyordum. Ha, Android. Android platformunda çıkış yaptı arkadaşlar. Mutlaka denemenizi önerdiğimiz bir oyun. Bir sonraki oyunumuz My NBA 2K17. Yani benim basketbol lig bir şey 2K17. Ya boşver uzatma, NBA 17. NBA 17. Mobilde NBA 17. Şimdi basketbol işte NBA Take-Two Interactive'inde değil mi? Aynen oyun? Ben neyi anlamadım biliyor musun bu oyunda? Size de paylaşıyorum arkadaşlar. Söyle. Anlamadığım kısmı şu. Hani FIFA'da bizlere efsane bir futbol deneyimi sunuluyor. Evet. Yani gör ki adamlar NBA'nin mobilini nasıl yapmışlar? Kart oyunu yapmışlar. Oyunda kartlar kapışıyor. Ben alıp karakterimi pas verip smaç basamıyorum.
Ama hani basıyor da kendi kendine kartlar basıyor. Şimdi şöyle bir şey var. Buradaki bu kart muhabbeti aynı zamanda bilgisayar ve konsoldaki oyunla bağlı birbirine. Ya şöyle bir şey var. Hani kendi favori takımınızı alıyorsunuz. Hı-hı. Ve size bir kart sistemi en başında oyunun 16-17 tane kart seçtiriyor. Tamam. Bu kartlar da NBA'deki böyle favori basketbolcularınız arasından denk de gelebilir. Hiç tanımadığınız bir NBA basketbolcusu da gelebilir. Kendi takımınızı oluşturmanız için size kartlar veriliyor. Ve bu kartları güçlendirme şansına sahipsiniz. Çok özel kartlar var böyle nadir bulunan. Efsanevi kartlar var. Amaç bunları çıkartarak en iyi takım oluşturup bir şey karşınızdaki işte dünya üzerinde bu oyunu oynayan oyuncularla kapışmak ve ama kartla. Aynen kartla. Kart mesela şey. Gambit miyiz biz ya? Kart atıyoruz her yere. Abi sorma ya. 3 tane abi ben seninle kartımı kapıştırayım mı? O şey hücum yaparken kart belli bir kart seçiyorsun. Ve defans seçtim. Yaparken belli bir kart seni seçiyorsun. Seni seçtim Shaquille O'Neal falan. Hani. Sonra 4 periyot oynuyorsun. Yani kazandın kazanmadın neye göre? Kartı büyük olan kazansın. O zaman bir sonraki oyuna geçiyorum. Ver yani. Sonrakini ver şimdi bende mi ya? Ignatius. Ignatius da diyebilirdik de acaba yani Ignatius daha karizma oluyor. Karizma yani. Oluyor değil mi? Ozan'ın failinden sonra bu da şey karizma yazmıyor. Böyle karizma. Geliyor. Ignatius. Ignatius. Nasıl diyebiliriz? Hani aranızda daha önce Limbo oynayanlar var mı bilmiyorum. Şey böyle karanlık bir ortamda böyle bulmacaları çözdüğümüz bir oyun vardı Limbo adında. Bu Limbo'dan biraz daha aksiyonlu gözüküyor ama bakınca şöyle. Ya amaç platformumsu. Yine, platform kaotik bir ortam bizleri bekliyor. Kara böyle kara şey. Kara böyle hani iç karartan, can sıkıcı, ya bu oyunlar bunaltıcı. Şey gibi geliyor hani şimdi low poly oyunlar var bir. Hani çok uğraşmayalım poligonlarla, çok şey yapmayalım, low poly olsun bu tarz. Bu aynen. Da hani mesela şey, kaplamasız. Bu yani, çok uğraşmayalım kaplamayla, siyah hemen yaptık. Hemen siyah beyaz süper. Yapalım, ortam of çok efsane oldu. Gibi. Platform oyunu arkadaşlar. Ama oyun güzel. Tabii güzel. Yine Limbo'nun yani. Havası yansıtılmış. Hatta bulunmaca kısmında yer yer Limbo'yu aratmayacak. Hatta yani. Ondan daha ileri seviyeye geçen bulmacalar sizleri bekliyor. Belli başlı bulmacaları çözerek oyun içerisinde ilerlemeye çalışıyoruz. Bu sayede karakterimizin artık niyeti neyse amacına ulaşsın yani, diye uğraşıyoruz. Bitirmedim. Oyun hikayesini çok iyi bilmiyorum. Ben aynen de bitirmedim. Net bitirmek bir şey söyleyemeyeceğim. Lazım bilmek için sonunda ne olduğunu. Bir ara bitirdiğimiz zaman sonra tekrar yani. Geri döneriz. Ama platform oyunlarını seviyorsanız bu özellikle değmeniz, yani bulmaca oyunlarına karışık halde bunu deneyin. Yani ana 5 oyunumuz bitti. Şimdi bonus oyuna geldik. Bonus efsane. Canı zor kaldırdım. Video çekeceğiz az diyorum. Gelmiyorum. Az önce oynuyorum. Yok. Ama neye göre hani topa vurmam gerektiğini deyince futbol topuna gitmesin aklınız. Aynen, oyunun adı Ketchup Tennis. Evet. Gördüğünüz üzere ketchup yani şurada belki koyarım belki koymam belki ketchup'u koymasın. Bilmiyorum da lanet olası hani, firmanın lanet yine, olası tenis oyunu. Adamlar böyle sırf böyle can sıksın hayır, diye oyun yapıyor böyle. Pislik sinire olsun. Böyle hakikaten insanların öyle. Canı sıkılsın böyle. Yüksek puan yapamasın. Amaç bu herhalde yani. Ya geleceğin şeyi bu bak. Geleceğin tarzı şimdi. Şu anda oynayacağın zaman bir oyunu açtığın zaman nasıl oynanacağını gösteriyor sana. Hı. İşte basitten zora gidiyor falan. Hı. Ketchup'ta bu yok. Yok, ketchup önüne koyuyor ben. Oyunu al keşfet hadi diyor. Hadi diyor. Abi tenis oyna. Oynuyorsun hani bu eski atari oyunları vardır ya böyle tenis top gelir çat şut vurursun ama. Bunu hani topa neye göre vuracağını bilmiyorsun ki. Hani top geliyor gelişine vurayım diye basıyorsun. Tek yapman gereken ekrana dokunmak ama ben 12-13 falan yapabiliyordum. En son sinirim bozuldu bıraktım. Sonra ben cana dedim ki lan bunu mu oynamıyorsun ver bakayım dedim 2 yaptım. Gibi hani siz de kaç yaptınız skorlarınızı paylaşıyorsunuz gerçekten sinir bozucu. Can sıkıcı ketchup oyunu bir tanesi. Ketchup. Oyun içerisinde normal klasik tenis modu da var. Orada skor yapabiliyorsunuz. Normal diğer modda şey yapamıyorsunuz çünkü. Yani level atlamaya uğraşırken sürekli size karşı taraf sayı atıyor. Siz onu atamıyorsunuz. Yani sizin amacınız orada savunmak ya, kendinizi. Her şeyi skor yapma, skor yaptın. Yapmak. Farklı modlarını açıklıyorum bir de oyunun yani. Multiplayer da var arkadaşlarınızla da kapışın. Ama ketchup'ta büyük bir olay bu. Hani farklı modun aynen. Olması bir şeyin olması. Hmm. Normalde çünkü basıyorsun ekrana oyun başlıyor. Yönüne. Basıyorsun zaten yanıyorsun. Hı-hı. Basıyorsun ekrana tekrar oyun başlıyor falan. Başka bir seçenek yok. Vallahi herhalde şimdiye kadar en sevdiğimiz ketchup oyunlarından bir tanesi. Evet. Ketchup tenis olabilir. Bonus oyunumuz da buydu. Denemenizi öneriyoruz arkadaşlar. Evet, bu haftanın oyunları bu kadardı arkadaşlar. Hı-hı. Geçtiğimiz hafta bayram vardı. Hepinize teşekkür ediyoruz. Bayramda da bizi yalnız bırakmadınız. Videolarımızı izlediniz. Beğendiniz, yüzden, like attınız. Kanalımıza abone oldunuz. Yorumlar yaptınız. Hepsini söyledin sen şimdi ben de söyleyeceğim. O zaman daha o kısma gelmedim. Ben baştan tekrarlayacağım onları zaten. Evet tamam o zaman dur ben bunu koyuyorum kenara. Eğer ki arkadaşlar yine videomuzu beğeniyorsanız ki en sevdiğiniz video serilerimizden bir tanesi bu. Şuradan haftanın mobil
oyunları. Şuradan aşağıdan video like'a hani beğene basabilirsiniz. Türkçe kullananlar beğen, yabancı kullananlar like'e. Yani. Bizlere sormak istediğiniz sorular varsa, oyunlarla ilgili söylemek istediğiniz şeyler varsa yorumlarda aşağı kısımda yazabilirsiniz. İşte abi ben şunu yaptım olmuyor, abi işte şunu yaptım, abi Ozan abi nerede falan. Hı-hı. Hani bunun gibi şeyler. Videolarımızı izliyorsanız, bizleri seviyorsanız ve sonraki videolarımızdan herkesten önce haberdar olmak istiyorsanız ne yapıyorsunuz? Burada abone ola gömçürtüyorsunuz böyle. Abi geçen hafta Ozan yaptı, şimdi sen bu hareketler ne ya? Ama o taraf attı, ben arkaya attım. Buydu arkadaşlar olayımız. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere, hoşçakalın.